Selamlar arkadaşlar, Finrol'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecan verici ve muhteşem bir oyuna göz atacağız. Tabii ki de gene sanal gerçeklik oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu oyun diğer oynadığım oyunlara göre daha özel bir durumda. Daha kendini ön plana çıkarmış bir durumda. Çünkü arkadaşlar birincisi bu oyun gelmek üzere olan, hani videonun başlığından da anlayacağınız gibi, Half-Life, Alyx'in mekaniklerine sahip bir oyun. Hani yapımcılar çok net bir şey söylememiş de olsa arkadaşlar, hani benim kendi düşüncem, Half-Life Alyx'e büyük bir ihtimalle mekaniklerini satmış olan bir firma aynı zamanda. Her türlü cisimle iletişime geçebiliyoruz. Her şeyi açabiliyoruz, kapatabiliyoruz, tırmanabiliyoruz. Yani kısaca her şeyi yapabildiğimiz bir VR oyunu. Böyle gördüğünüz gibi yani bütün cisimlerle etkileşime geçebiliyoruz arkadaşlar, ki oyunda bu beni gerçekten ama gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar, her şeyi alıp her şeyi hareket ettirebiliyoruz. VR'da kas çalışma. Yani şu silahlara VR'da elinizin çarpabilmesi, değmesi, bunları istediğiniz gibi tutabilmeniz ve en önemlisi arkadaşlar, oyunda tuttuğunuz her cismin ağırlığı da var. Hani ve diğer cisimlerle olan iletişimi gerçekten mükemmel yani oyunun. Evet arkadaşlar, zaten hani oyunun menüsü bu şekilde giriş anındaki. Zaten oynarken de bolca birçok mekanik göreceğimiz için ben sizleri bekletmeyeceğim. Ve hemen oyunumuzun içine dalışa geçiyoruz arkadaşlar, hazırsanız. Evet, oyunumuzun küçük bir storysel bir başlangıcı var. Burada da buton var, bastığımızda geçebiliyoruz. Ancak bunu da pak pak çekme hayallerim olduğu için şu anlık çok da geçmek istemiyorum açıkçası, o yüzden izleyelim. Sanırım bu bizim oyunda oynayacağımız karakter. Daha öncesinde çok oyunu merak ettiğimden dolayı arkadaşlar hızlı bir şekilde oynamıştım, fragmanı da geçmiştim o yüzden. Şimdi sizlerle beraber ben de ilk defa fragmanını izliyor olacağım. Gizemli bir sandık. Bu arada hepsini oyunlardaki seslerini kullanmışlar cihazların. Abimiz kutudan VR çıkardı ve onu odasının girişini engelleyecek şekilde dizayn edip suratına bir yere geçirdi ve Bomberx başlıyor. Enteresan bir konusu varmış aslında. Bakalım neler göreceğiz. Evet, oyunumuzun tutorial bölümleri arkadaşlar. Güzel bir başlangıç olabilir bu oyunda neler yapabileceğimiz görmek için. Aynı zamanda Alyx'e de Half-Life'ın çıkacak olan Alyx oyununa da ön bir bakış niteliği taşıyor olabilir. Yapabileceklerimiz bakımından oyun için. Mesela cisimleri tutup bu şekilde telekinezi ile elimize alabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir olay. Sonrasında ise buralara atacağız galiba. Sert atmamız lazım. Bu ne? Burada bir yazı var. Bunun da değil, bunu da aynı şeye atacağım yani. Bu ne abi? Oyuncak geldi. Bunu... düşürdüm. Bunu buraya atacağım. Arşivleyelim bunu. Aa, ne oldu? Bir USB aldık. Abi ya, oyunun kesinlikle tutorial'ı çok keyifli gözüküyor. Geçirdik. Ve cismi de çektik. Güzel. Evet arkadaşlar, oyuna hızlı bir giriş yapabilirim. Yapalım. Vaa, wow, kaldırması biraz güç oldu. Bu ne? Locomotion, Crunch, Snap, Turn, Jumping, Menu. Sanırım oyuna bize bayağı A'dan Z'ye öğretecek arkadaşlar. Bu ne? Hop hop hop, kapanma. Vaa. Wow. Vaa. Wow. Nereden geldi lan o?
ne abi? Kol. Abi ne kol geldi. Çok saçma. Ama cismi her şekilde tutabiliyor olmamız çok güzel ya. Her türlü cisimle iletişime geçebiliyoruz. Ha, şu kutu sinirimi bozarsa alıp atabiliyorum bunu istediğim yere. Ah keşke bunu her VR oyununa getirseler. Şimdi bir uyarı gibi bir şeyler geldi. Biz ne olur ne olmaz etrafa şöyle hızlıca bir look atalım. Ah, sırtımıza koyuyoruzlar herhalde. Bu zaten birçok VR oyununda var. Eşyayı aldım ve ne olur ne olmaz sırtıma koydum. Lan! Tutar yolu atlamanın arkadaşlar korkutuculuğu. Aga ya. Sinirim bozuldu. Ve her şeyi kırabiliyoruz. Şu aptal teyp dışında sanırım her şeyi kırabiliyoruz. Çok sinir bozucu bir durum. Keşke bunu da kırabilsem. Ay. Buna belki gerekli olur. Aa. Rıdvan bunu sevdi. Bunu elimizde tutalım. Lazım olursa kullanırız. Bu ne? Let's go find out. Okay. Bu kimlik benim bir işime yarayacak mı? Bunu da bir işime yaramayacak anladığım kadarıyla. At gitsin. Bir şey olursa orada zaten gelip alırım. Arkadaşlar, oyundaki materyalleri bu şekilde koyabiliyoruz. Ve en sevdiğim hani aynı zamanda tüm bu materyaller parçalanabiliyor. Ve eşyalarımıza takılabiliyor. Neyse oyunun tutorial bölümünde çok da bir şey olmayacağını düşünerek, buna inanmak isteyerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Vay. İhtimalle şöyle bir şey. Büyük bir ihtimalle şöyle bir şey. Bunu kapatacağız ve insan gibi geçeceğiz. Haa oyundaki güzel silah loot şeylerinden. Evet, şimdi daha mantıklı bir şekilde geçebiliyoruz arkadaşlar. Bu var. Bunu ne olur ne olmaz bir açalım. Ne olduğunu görelim. Elimizde ne var ne yok. Bu ne? Ah! Silahlarım düştü. Bu alanlardan girince silahlar yok oluyor. Aga ya. Girelim bakalım. Adamlar ama ayrıntılı bir tutorial yapmışlar ha. Ve tutorial'ın içinden bir portala atladık. Evet arkadaşlar, portaldan geçtik ve böyle bir yerdeyiz. Oyun düşündüğüm kadar da çok da şey bir şeyler göstermedi bize. Tutorial bakımından. Sanırım her şey bu kadar. Bu arada bunları böyle açmamı sebebi tutabiliyorum normalde ama ben parmaklarımı şöyle bir şey değdirerek açmaktan oyunda keyif aldım. Yoksa bakın adam akıllı tutabiliyoruz yani her şeyi. Sadece çok hoşuma gidiyor böyle olması. Ah buralarda bir şey çıkmıyor. İlerle. Opening day. Buradan geçebiliyor muyuz? Oh, yok. Geçemiyoruz. Bildiğin güç alanı var burada. Girmemize engel... Aa, yok. Tutorial bölümleri hala daha sürüyor. Evet, normal yürümeyle bir de koşmayı gösteriyor bize. Ha, istiyorsak normal, istiyorsak koşarak şu şekilde de gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir yavaşlayıp bir hızlanabiliyoruz. Bunlar ne abi, çok cool. Keşke bir yer başlıklar böyle olsa. Neyse ama değil. Geçelim.
Hold right button then release. Bu neydi oğlum? Wow. Oyun bize adeta arkadaşlar VR mekaniklerini sunmuş. Hani bir VR mekaniklerinde neler neler yapabiliriz bunu gör... Bu da içime çıktım buraya! Neyse. VR mekaniklerinde neler yapabileceğimizi görüyoruz ki bu benim için biraz heyecanlandırıcı. Bu ne? Ground. Eğilmek için de mi taş yapmışlar? Taş demişim, tuş yapmışlar. Aa, hem kendi bedenimizle... Oo, arkadaşlar hem kendi bedenimizle istersek böyle eğilebiliyoruz. İstiyorsak da kumandayla da eğilebiliyormuşuz. Şu an bu benim için çok rahatıma denk geldi. Vay. Bu ne abi? Aa, tırmanma mekaniklerini gösteriyor, öğretiyor bize. İstiyorsak herhalde ipten. Ay çok tuhaf bir duygu. Bu ne? Gene wow mu yapacak? Aynen şu boruların olduğu yerden bastığımızda wow wow yapıyor bize. Bu ne abi? Vay. Abi çok eğlenceli bunlarla oynamak. Bu ne abi? Buradan giriş mi yapacağız? Aa. Bir dakika. Oğlum nasıl bir şaşırtmaca bu? Ruh hastası herifler. Abi çok iyi ya. Çok sevdim şu anda. Oo, burada hala daha bize mekanikleri gösteren birkaç çeşitli şey de var. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar bu arada tutorial bu. Oyunun hani bu bölümde sadece tutorial'a yer vereceğim. Ve sonrasında ise oyunun bölümlerini de çekeceğim. Tabi bu Walking Dead oyununu bıraktım manasına gelmiyor. Walking Dead'i de çekmeye devam edeceğim. İşte budur. Vay. Burada boksçu yeteneğimizi ölçüyor oyun galiba. Böyle yumuşak vurunca da çok çok da hareket etmiyor. Yani güç uygulamak lazım. Güzelmiş. Boneworks etkisinde ne derece kaldılar açıkçası merak ediyorum. İlla ki Valve'ın kendi ekledikleri, geliştirdikleri mekaniklerde şeyler de mevcuttur. Bu oyunda zombimsi düşmanlar da olması gerekiyor. Şu anki tutorial bölümünde tabii ki yok doğal olarak. Devam ediyoruz. Bu ne? Aa. Kapıyı açtı. Aa, anladım. Evet. Yay. Zaten oradan öyle geçmemiz gerekiyormuş. Vaa wow, silah deneme alanları oley be. Diyor ki bunu böyle çekmen lazım. Vaa wow, içindeki mermilere kadar görebiliyoruz arkadaşlar. Çok gerçekçi bir kullanım var. Ya şöyle ben şimdi diğer gözümden nişan alıyorum. Size nişan aldım gözükmüyor. Büyük bir ihtimalle şöyle yaparsam da sizin gözünüzden nişan almış oluyorum. Yani oyun... Benim arkadaşlar sol gözümden görüyor ama ben sağ gözüme göre oynuyorum. Haberiniz olsun. Hop hop. Aa, burada farklı farklı silahlar ve deneme alanları var. Hemen deneyelim arkadaşlar. Mesela nişan alıyorum. Tam ondan vurmaya çalışacağım. Ve tam ondan vurdum. Tabi biraz bazen kaçırdığımız da olabiliyor. Aa, şuradaki şeyleri vurmaya çalışalım.
Güzel. Neyse, kendi mermilerinden harcamayacağım. Oyunun bize sunduklarını takalım, kullanalım değil mi? Bakın. Ay şu silahlara bak. Ne oğlum? Aga süper. Direkt elimize böyle de alabiliriz veya direkt buradan da alabiliyoruz. Ama diyor ki bize şarjörünü tak. Bunu nereden çekiyorduk? Ha şuradan. Vay şimdi. Aa çok hoşuma gitti bu. Silah testlerini bu şekilde de görüyoruz arkadaşlar. Az çok. Yerindeki duranlar haricinde her yeri vurdum. Bir de sizin gözünüzden nişan alarak dedim. Bu arada fazla yakınlaştırırsam şu şeysi karakterin suratına çarpıyor arkadaşlar. Çok rahatsız edici bir şey. Yani ona kadar düşünmüşler arkadaşlar. Gerçek hayatta silahı yakın, baktığınız yakınından daha yakından çekemiyorsunuz. Şimdi sıra bunda. Güzel. Bu arada silahları iki elde tutabilmek oldukça güzel ya. Nişan almadan vurduğumda işler o kadar iyi gitmiyor ama olsun. En sevdiğim silah. Yes. Bunda şöyle şu gözden bakayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şey de var. Nişan gövde gayet işaretçisini görebiliyoruz. Yalnız şişeyi denk getiremedim, o yüzden şimdi kendi gözümle nişan alacağım. Başka nelerimiz var abi? Tava ne alaka? Ah kunay var. Kunay var. Ay kunay. Bunlar da herhalde karşımıza düşmanlar çıktığında ne tarz şeyler yapabileceğimizle ilgili. Abi kendimi şu anda Naruto gibi hissediyorum. Bu jutsuyu durdurabilecek misin? Arkadaşlar hemen hızlıca bir Naruto testi. Ne derece başarılıyız? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu tam bir half ring kılıcı abi. Yani normalde hançer ya. Ama ay saplanma olayı çok iyi. Yes. Yes. Arkadaşlar bu arada bildiğim kadarıyla da bu oyun aynı zamanda şeyin mekaniklerini de satın almıştı. Blade and Sorcery oyununun mekaniklerini. Onda da biliyorsunuz çok zevkli saplama ve kesme mekanikleri vardı. Şimdi bu oyunda da gördüğünüz üzere bunları gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii çok daha iyileştirmişler herhalde, şunlara bakın. Abi Aragorn abimizin kılıcı. Ah. İşte şimdi tüm orkları kesebilirim. For Demacia. Oradan saplamak istememiştim. Kılıcın ağırlığı şey oldu. İstediğim yere saplamak istediğim yerin şeyinden çok daha farklı bir yere yöneldi. Trash Handlers. Çöpleri mi atacağız abi? Çöp mü atacak oyunuza? Wow. Aa hayır.
Ay, oyun bizi çöp olarak görüyor. Arkadaşlar, büyük bir ihtimalle bu tutorial'ın bitişi falan olur herhalde. O zaman burada videoyu noktalamak için güzel bir an olabilir. Arkadaşlar, bu Bombworks'un bir tutorial'ı olmuş oldu bu oyun. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Şahsen mekanikleri oldukça keyifli ve bize bir derece de olsa hani eşyalarla nasıl iletişime geçebildiğimiz, hani eşyalarla nasıl etkileşime geçebileceğimiz olsun, neler yapabileceğimiz olsun, bize oyun mekaniklerini sundu oyun tutorial'da bir derece. Tabii oyunun bir sonrasında hikayesi biraz daha aksiyon başlamış oluyor. Eğer dilerseniz ve yorumlarda da belirtirseniz arkadaşlar aşağıda, bu oyunun devamı gelecektir. O yüzden beklemede kalın ve bana bildirin. Takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.